Selamlar, Korku ve Açlığa hoş geldiniz. Bu video hem oynanışı hem de içeriği açısından diğer videolardan farklı olacak. Oyunun neredeyse tamamında vahşet ve korku unsurları bulunmakta. Siz değerli izleyicilerimin bu unsurlardan rahatsız olmaması adına çoğunu sansürledim. Fear and Hunger serisi hakkında kısa bir bilgi vermem gerekirse, oyun karşımıza çıkan tehlikelere karşı hayatta kaldığımız, bir yandan da açlığa karşı mücadele ettiğimiz tur tabanlı savaşlar içeren bir korku oyunu. Fear and Hunger serisini ilk kez oynadığımı ve daha önce herhangi bir oyunda böyle bir gerilim yaşamadığımı bilmenizi isterim. Lafı daha fazla uzatmak istemediğim için birkaç şey daha söyleyip videoya geçeceğim. Sizlere güzel yorumlarınız ve desteğiniz için teşekkür etmek, Discord sunucumuzda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bu yüzden yorumlar kısmında mutlaka fikirlerinizi paylaşın. Umarım eğlendiğiniz bir içerik olur. İyi seyirler dilerim. Oyuna girer girmez karşıma farklı hikayelere sahip çeşitli karakterler çıktı. Her bir karakterin kendine özgü özellikleri vardı. Bazıları büyü alanında kendini geliştirmiş, bazıları ise sadece saf kas gücünü kullanıyordu. Bunun dışında sorunlarını konuşarak çözmek isteyenler de vardı. Gözlerimi hareket halinde olan bir trendi açtım. Daha önce bir tecrübem olmadığı için Marco'yu tercih ettim. Marco, gerek geçmişi gerekse yetenekleri sebebiyle fiziksel hasar üzerine kurulu bir karakterdi. Küçük yaşta ailesi tarafından terk edilen Marco, kız kardeşine bakmak için sokak dövüşlerine katılmıştı. Katıldığı dövüşler sonucunda kendine bir ün edinmişti. İlerleyen zamanlarda bir mafya çetesinin lideri Marco'nun kız kardeşine aşık olmuş, Marco'yu da bu ağın içine çekmişti. Başta her şey iyiymiş gibi gözükse de zaman içinde mafya lideri Marco'dan çok kötü şeyler istemeye başladı. Mafya liderinin tehditleri sonucu bir adamı öldürmek zorunda kaldı. Marco daha fazla dayanamadı. Kız kardeşini de aldı, mafya liderini öldürdü ve şehirden kaçmaya çalıştı. Başka bir yol yoktu. Bunları düşünürken ve yolculuğun bitmesini beklerken uykuya daldım. Uyuduğum esnada yerde resim çizen ufak bir kız çocuğu gördüm. Gözlerimi açtığımda tren hala hareket halindeydi. Etrafı araştırmaya karar verdim. Trenin diğer bölümüne uzanan kapı kilitlenmiş, içerisi ise zifiri karanlıktı. Trenin diğer bölümüne doğru ilerlerken yol üstünde bulduğum bavulları araştırdım. Yanımda oturan adamla konuşmaya çalıştım fakat bana cevap vermedi. Trende ilerlemeye devam ettim. Karşıma mavi bir kelebeğe benzeyen bir şey çıktı. İçeri girdiğimde ise gözlerimi farklı bir yerde açtım. İçeri girdiğimde insana benzeyen fakat bir o kadar da insanlıktan uzak olan bir adam bağırarak üzerime koştu. Kendini temizlikçi olarak tanıtan bu adam her yerde beni aradığını söyledi. Kendisinin neyden bahsettiğini anlamadığımı söylediğimde bana aptal bir insan olduğumu söyledi ve kolumdan tutarak bir masanın başına oturttu. Az önce yanımda resim çizen kız da diğer tarafta oturuyordu. Adam önümde bulunan malzemeleri birleştirerek küpler oluşturmamı istedi. Ben daha ne olup bittiğini anlamadan önümdeki malzemelerden küpler oluşturmaya başlamıştım bile. Bir noktada yan masada oturan pembe kıyafetli küçük kız benim dikkatimi çekmeye çalıştı. Ayağa kalktı ve onu takip etmemi söyleyerek yukarıya doğru ilerledi. Tam ayağa kalkıp onu takip edecektim ki temizlikçi beni gördü ve kovalamaya başladı. Ne kontroller ne de savaş mekaniği hakkında hiçbir şey bilmediğim için yakalandım. Tecrübesizliğimden dolayı bütün saldırılarımı ıskaladığım tek taraflı bir savaşa girmiştim. Temizlikçinin palasını savurmasıyla birlikte sol kolumla vedalaştım ve bu savaşı kaybedeceğimi anladım. Tam sıkıntı yok, savaşı kaybetsem de tekrar başlarım diye düşünürken öyle olmadı. Temizlikçi beni güzelce doğrulttuktan sonra bacaksızlaştırmaya karar verdi. YouTube'un da beni bacaksızlaştırmaması için bu gibi sahneleri sansürleyeceğim. Temizlikçi her ne kadar bacaklarımı almış olsa da merakımı elimden alamamıştı. Yukarı doğru sürünmeye başladım ve küçük kızın gittiği yolu aradım. Çok geçmeden duvardaki bir deliğe geldim ve içeriye girdim. İçerisi başta karanlık olsa da daha sonra kendimi büyük bir yemek salonunun ortasında buldum. Daha sonradan öğrendiğim üzere burası Fear and Hunger serisi için büyük bir öneme sahipti. Burada gördüğünüz bütün insanlar eski tanrılardı. Her bir tanrının ayrı bir özelliği ve görevi vardı. Hiçbirini tanımadığım ve buranın anlamını bilmediğim için sürünmeye devam ederken bir anda kendimi farklı bir yerde buldum. Görmekte olduğunuz devasa ay, sahtekarlık tanrısı olan Rer'in bedeni, onun hemen önünde ise bu tanrının konuşmacısı olan Perkili duruyor. Perkili'nin söylediğine göre ben ve diğer 13 yolcu, Termini adındaki bir turnuvada yer almak üzere seçilmişiz. Turnuvanın sonunda sadece bir kazanan olacak ve diğerleri ölecek. Ayrıca Perkili'nin söylediğine göre sahtekarlık tanrısı olan Rer, benim yaralarımı iyileştirmiş, bana bir şans daha vermişti. Aniden gözlerimi açtım. Gördüğüm her şey bir rüyadan ibaretti.
Az önce yaşadığım şeylerin hiçbiri gerçek değildi. Ama ya öyle değilse? Tüm bu düşüncelerden sıyrılarak trenden çıkmaya çalıştım. Az önce oturan adam şimdi ayakta dikiliyordu fakat benimle konuşmadı. Dışarı çıktığımda trenin önünde bir grup insanın toplandığını gördüm. 13 katılımcı bunlar olmalıydı. Teker teker kendilerini tanıttılar ve hepsi de benim gördüğüm rüyanın aynısını gördüklerini söylediler. Bazıları trende beklemek istiyordu. Bir yardım veya siz geçene kadar burada kalmanın en güvenli şey olacağına inanıyorlardı. Bazıları ise kasabayı ziyaret edip halktan bilgi almak istiyordu. Ormanın arkasına gizlenmiş olan kasabada ilk dikkat çeken şey şehrin tam ortasında olan kuleydi. Kulenin mimarisi şehrin geriye kalanına göre çok farklıydı. Daha fazla zaman kaybetmek istemediğim için şehrin yolunu aramaya başladım. Yol üstünde bulduğum her şeyi araştırmakta kararlıydım. Şehrin dışına kurulmuş kulübelerden pek bir şey çıkmasa da ormandaki bitkileri topladım. Yarısı çimenlerin altında kalan taş bir yol buldum ve yolu takip etmeye başladım. Yukarı doğru çıkarken elinde orak tutan bir adamla karşılaştım. Korktuğum için kaçmaya çalıştım ve o esnada uzaktan gelen kan ve kesme seslerini duydum. Barikatlanmış bir ev buldum. Camından baktığımda karanlıkta sabit bir şekilde duran bir figür gördüm. Çok geçmeden kasabanın dışına ulaşmıştım. Kasabaya girer girmez karşıma insanların asıl olduğu bir heykel çıktı. Bu tanrılar için yapılmış bir kurban ayiniydi. Hayatta kalma şansımı arttırmak için elime geçen her şeyi kullanmak zorundaydım. Bulduğum tüm kutuları araştırdım ve bir tane eve denk geldim. İçeri girer girmez evin uzun zamandır temizlenmediğini anladım. Etrafı araştırmaya karar verdim. Yan odaya girdiğimde bodrum katına doğru uzanan bir merdiven olduğunu gördüm fakat başında bir kadın bekliyordu. Belki kadının etrafından dolanabilirim diye düşündüm ama şu an bunu yapmak için çok korkuyordum. Kendimi riske atmak istemediğim için evin diğer tarafını araştırmaya karar verdim. Üst kata çıktığımda karşıma ahşap bir sandık çıktı. Oyundaki bazı etkileşimlerde oyun bizden yazı veya turayı seçmemizi istiyordu. Eğer paranın yüzü bizim seçtiğimiz tarafsa bunun gibi ödüller alıyorduk. Bu seferlik şansım yaver gitmiş ve sandığın içinden Bremen göğüsüğü bulmuştum. Oyunu ilk kez oynadığım için bu zırhı kuşanmanın yolunu bulamadım ve bu zırh envanterimde kaldı. Şehrin neredeyse her yerinde elinde bıçaklar ve satırlar olan insanlar vardı. Tüm dükkanlar kapanmıştı. Çevredeki insanlara gözükmeden hareket etmeye çalıştım. Varlığımı hissettikleri anda kovalamaya başlıyorlardı. Hızlı ve çevik bir şekilde ara sokaklardan birine daldım ve açık bir kapı gördüm. İçerisi karanlıktı fakat bir şeyler görüyordum. Aşağıda yavaş yavaş dolanırken bir oda ve odanın içindeki sandığı fark ettim. Bu sefer kumarı kazanamamıştım. Odadan çıkar çıkmaz bir yerli tarafından kovalanmaya başladım. Geldiğim yöne doğru koştum ve yukarıya kaçtım. Bir noktadan sonra yerli kovalamayı bıraktı ve birbirimize kovboy filmlerindeki gibi baktık. Kaçarak bir yere varamayacağımı anlayınca savaşmaya, korkularımla yüzleşmeye karar verdim. İlk önce köylünün bana saldırmasını engellemek için sopayı tuttuğu kolunu kopardım. Sonrasında diğer koluna geçtim ve en sonunda ise vücuduna darbeler indirmeye başladım. Köylü bütün vücudunu bana doğru savurarak saldırmaya çalışsa da hızlı bir şekilde etkisiz hale getirdim. Kazandığım ilk savaşımdı. Savaştan sonra çıkışa doğru yöneldim ve kapıda iki kişinin beni beklediğini gördüm. Bu iki insan dışarıda gezen satırlı bıçaklı manyaklardan başkası değildi. Geldiğim yerden çıkmamın herhangi bir yolu olmadığı için daha da derine indim. Kanlı bir testere, kesilmiş bir kol ve duvardaki zincirlere bakarak senaryoyu kafamda kurmuştum. Birisi kolunu keserek kendini zincirlerden kurtarmıştı. Başka bir çıkış bulma amacıyla sola doğru giderken yere yatmış saklanan bir çocuk gördüm. Asker kıyafetleri giymiş olan bu çocuk beni görünce kaçmaya başladı. Ona yetişmeyi başaramamıştım fakat farklı bir çıkış bulmuştum. Kendimi başka bir evin içinde buldum. Ufak bir mutfak ve küçük bir yatak odası olan bu evde göze çarpan hiçbir şey yoktu. Dışarı çıktığımda büyük bir köşkün önüne geldim. Kapısı sonuna kadar açıktı. İçeriye girmeye karar verdim. Girer girmez gözüme çarpan ilk kapıya yaklaştım. Kapı kilitliydi ancak cebimdeki ufak anahtarla açabilirdim. Aşağıda demirlerle desteklenmiş kilitli bir kapı dışında dikkate değer hiçbir şey yoktu. Kapıyı kırmaya çalışsam da başarısız olmuştum. Diğer tarafta ise ufak bir mahzen yer alıyordu. Köyün bütün yemekleri burada toplanmıştı. Tekrardan yukarı çıktım ve sağ tarafa doğru gittim. Sağ taraf tamamen bloklanmıştı. Sol taraftaki kütüphaneye girdiğimde tek tek kitapları araştırmaya başladım. Henüz bu kitapların ne işe yaradığını bilmediğim için sadece topladım ve odadan çıktım. Tam üst kata çıkacaktım ki yan tarafta büyük bir oda gördüm. Bu oda lüks bir yere benziyordu. Cam kırıklarına basınca ne olacağını bilmediğim için dikkatli bir şekilde ilerlerken mutfağın olduğu bir yere geldim. Karşıma Endrik adındaki bir adam çıktı. Kendisi onu korkuttuğumu söyleyerek koridora çıktı ve ben de peşinden gittim. Benimle konuşmak istemiyordu. Devamlı olarak bir saat sesi duyduğunu fakat saati bulamadığını söylüyordu. Koridorda devam ettim ve belki bu oyunda görebileceğim en korkunç şeye denk geldim. Rahip kıyafetleri giyen ve kafası kesiklerle dolu olan bembeyaz tenli bir adam duruyordu. Bu adam yere çizilmiş bir ritüel halkasının ortasında oturuyordu. Belki onu rahatsız etmeden etrafından dolanabilirim diye denedim ve bir anda ayağa kalkıp peşimden gelmeye başladı.
Yaşanan bu olaydan sonra köşkü hızlı bir şekilde terk ettim ve aşağıdaki kasabaya gittim. Burada kalp krizi veya zehirden dolayı ölmüş bir asker buldum. Askerin başında ise elinde orak olan bir adam bekliyordu. Biraz düşündükten sonra adama saldırmaya karar verdim. Bu noktadan sonra kendime olan güvenim yerine gelmeye başlamıştı. Edindiğim tecrübeler neticesinde en önemli olayın rakibin kollarını ve saldırı aletlerini yok etmek olduğunu anladım. Bunun yanında yaptığım her başarılı saldırının bana bir güçlendirme jetonu kazandırdığını ve sonraki saldırımı güçlendirdiğini öğrendim. Adamı ortadan kaldırdıktan sonra yakındaki bir ahırın içine girdim. Burada masada oturan iki kişi vardı. Hareket etmiyorlardı. Fakat korktuğum için çıkmaya karar verdim. Özgüvenli olsam da iki kişiyle birlikte savaşamazdım. Tam dışarı çıkmış köşkün etrafında yol aramak için hareket ederken içerideki peder dışarı çıktı ve beni kovalamaya başladı. Korkarak geldiğim eve girdim. Bu adamdan sebebini bilmediğim bir şekilde çok fazla korkuyordum. Evin içinde saklandım ve bir süre sonra dışarı çıktım. Fakat o hala oradaydı. Yaşadığım bu gerginliğe daha fazla dayanamadım ve oyunu kaydetmek için yatmaya karar verdim. Bu belki de hayatımda verdiğim en aptalca karardı. Gördüğünüz üzere yanıma gelen bir arkadaş beni uyandırdı ve elindeki sopayı var gücüyle kafamın ortasına geçirdi. Bir tanesiyle yetinmedi, ikinci darbeyi de vurdu. Kafama aldığım darbelerle sersemlemiş bir halde yumruk atmaya çalıştım ama elden hiçbir şey gelmedi. Önüme bir ayı kapanı kurdu ve ben de attığım yazı turayı kaybedip bu kapana oturdum. Bir kez daha her şeyin bittiğini ve baştan başlayacağımı düşünürken adam beni sırtına aldı ve bahçesinde beslediği domuzların yanına attı. Buradan sonra ne olduğunu anlamışsınızdır zaten. Fear and Hunger diğer oyunlara kıyasla fazlasıyla acımasız ve cani bir oyun. Eğer ki kaydedecek bir yer veya eşya bulamazsanız oyuna en baştan başlıyorsunuz. Bu sebepten dolayı domuzlar beni bir güzel yedikten sonra tekrar başlamaya karar verdim. Gözlerimi bir kez daha trende açtım. Hiç zaman kaybetmeden taş yolu buldum ve şehre ulaştım. Daha az önce korkarak hareket ettiğim şehrin içinde şimdi sanki bu şehrin sahibi ağası benmişim gibi dolanıyordum. İki elinde de bıçak tutan delirmiş kadınla savaşmaya başladım. Artık bu yaratıklardan korkmuyordum. Rakibimi seri darbelerle alt ettikten sonra evden çıkmaya, şehri birazcık daha dolaşmaya karar verdim. O esnada domuz maskesi giymiş, elinde zehirli bir tanker taşıyan adamın saldırısına uğradım. Kendisiyle ilk önce konuşmayı denemek istedim. Onunla konuşma çabam aslında başarılıydı fakat yüzündeki maskeden dolayı ne dediğini anlayamıyordum. Söylediklerime cevap vermeye çalıştığında devamlı olarak onu anlamadığımı söyledim. Bunu tekrar ettim ve galiba 5 veya 6. tekrardan sonra yüzündeki maskeyi çıkarmaya kalktı. Lafını anlamadığım için bana çok sinirlenmişti ve tam bu esnada bir yazı tura eylemi karşıma çıktı. Bu eylemi kaybetmemin sonucunda sadece kendisinin hayatta kalacağını söyleyerek maskeyi kafasına taktı ve bana saldırmaya başladı. Bir anda çok fazla hasar verdiği için burada öleceğimi düşündüm fakat anlamadığım bir şekilde tek darbede onu indirmeyi başardım. Önüme çıkan herkese savaşmak istiyordum. Strateji ve becerilerimi geliştirerek diğer savaşlarda kendime avantaj edinmeyi planlıyordum. Bu sebeple yumruklarım dışında diğer silahları da denemeye karar verdim. Bıçağı denediğimde yumruklarımdan kat ve kat daha zayıf kaldığını gördüm. O kadar zayıftı ki şu gördüğünüz savaş 5-6 tur önce bitmişti belki de. Ayı kapanını görünce korksam da üstüne atlamayı başardım ve adamı etkisiz hale getirdim. Bir kez daha bu derin bodruma girmeyi başarmıştım. Odalarda gezerken yerde bir kağıt parçası buldum. Kağıdın üstünde "Bu adamı rüyalarınızda gördünüz mü?" yazıyordu. Görmekte olduğumuz bu resim Perkili'nin tam kendisiydi. Rer'in konuşmacısı olan, hani kulede bizle konuşmuştu ya. Kağıdın tam altında ise tam aydan beri Prehevil ve komşu kasabaların bu yüzü rüyalarında gördüğü, bu yüz hakkında bir bilgisi olan varsa onlara ulaşması gerektiği yazıyordu. Yazıyordu ama ulaşılacak bir yer veya bilgi yoktu. Bir kez daha asker kıyafetleri giymiş olan genç çocukla karşılaştım ve onu takip ettiğimde başka bir köylünün saldırısına uğradım. Ne yazık ki şans benim yanımda değildi. Bir kez daha trendeydim ama bu sefer farklı bir başlangıç yapacaktım. Aşağıya inmek yerine üst taraftaki ormanı araştırmaya karar verdim. Bir nehrin kıyısına geldim. Karşıya geçtim ve karşıya geçtiğimde elinde tüfek olan bir adamın saldırısına uğradım. Adama yaptığım ilk saldırıyı ıskaladım ve adam bunu kullanmaya karar verdi. Her ne kadar canımın çeyreğini almış olsa da bir sonraki saldırıda onu alt etmeyi başardım.
Yukarı doğru çıktığımda bir lağım sistemine giden yol buldum fakat kapısı kilitliydi. Ormanın kenarlarından devam ederken bir sahil kasabasına denk geldim. Buradaki hastalıklı insanlar kasabadakilere kıyasla çok daha kötüydü. Durmadan yüzlerini ve gözlerini kaşıyor, boyunlarını yolmaya çalışıyorlardı. Ayı kapanların arasından geçtim ve bir asansör buldum fakat kilitliydi. İçeriye doğru devam ettiğimde yıkık bir ev buldum. Bu evin içinde hiç alakası olmayan bir kapı gördüm. Aşağısı karanlıktı fakat korkusuzca içeri girdim. Soracaksınız, az önce tir tir titrerken şimdi nasıl böylesin, inanın ben de bilmiyorum o noktayı. Burasının da çok gizemli durduğuna bakmayın, hiçbir şey bulamadım. Şehrin içine girdiğimde peşimden koşan bir manyak vardı. Kaçmaya çalıştım ama anladım ki kaçılmayacak, savaşmaya karar verdim. Daha ilk darbemde onu alt etmeyi başardım. Yukarıda keşfedilecek başka bir şey kalmadığı için tekrar trene döndüm ve aşağıdaki ormana gitmeden önce trendeki insanlarla konuşmaya çalıştım. Yerde oturan gözlüklü bir kadın ve benimle konuşmaya çalışan Marina ismindeki bir kızdan başka kimse yoktu. Marina bana yerde çizimler yaptığını ve izini bıraktığını falan söyledi. Büyük ihtimalle bir büyücüydü. Taş yoldan yukarı çıktım ve bu sefer sağ sapmak yerine sola saptım. Bunu yapmam iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama çok vahşet dolu bir senaryo gördüm. Bacaksızlaştırılmış bir adam duvara yaslanmış, karısı da onun üstünde havada duruyordu. Yolu takip ettim ve bu sefer kaçmak yerine beklemeye karar verdim. Çok geçmeden ilk başta duyduğum sesin nereden geldiğini anladım. Elinde balta olan bir adam sesin içinden koştu ve oraklı adama saldırmaya başladı. Sonrasında ise "Termina üzerimizde!" diye bağırdı. Yaşadığım gerginlik artık bir deli kuvvetine ve deli cesaretine dönüşmüştü. Adama saldırdım ve yüzündeki bakışla bana "Sen mi delisin, ben mi deliyim?" dedi. Baltasını savurdu ve sol kolumla vedalaştım. Maceranın geri kalanına tek kollu bir boksör olarak devam etmek zorundaydım. Sahtekarlık tanrısı Rer bu iyiliği bir daha yapmayacaktı. Kolumu sardıktan sonra oduncunun üzerinde bulduğum anahtarla evine gitmeye karar verdim. Evin önünde siyah bir keçi gördüm ve cebimdeki avucu keçiye vermeye karar verdim. Beni takip eder umuduyla yapmıştım bunu ama çok dalgın bir keçiydi. Eve girdiğimde bodrum katının zincirlerle üst üste kilitlenmiş olduğunu gördüm. İçeride bir şey saklamaya çalışıyorlardı. Oduncunun yatak odasına geldiğimde bir mektup buldum. Mektupta yaratığın içeri girdiği ve artık bu arazinin ona ait olmadığını, karısını ve çocuğunu kaybettiğini söylüyordu. Aşağıya indim ve oduncudan bulduğum anahtarla bodrumu açmaya karar verdim. Aşağıda şu an gördüğünüz oda dışında ilgi çekici hiçbir şey yoktu. Odanın ortasında bir ritüel dairesi ve dairenin başında oturan ölü bir kadın vardı. Kadını incelediğimde elinde sıkıca tuttuğu bir kağıt olduğunu gördüm. Kendi kanıyla yazdığı kağıtta "Bir gün sevgilimle buluşacağım" yazıyordu. Dışarı çıktığımda ormanı araştırmaya devam ettim. Ormanda gezinirken karşıma çıkan iki kurttan refleks olarak shift'e basıp kaçmayı denedim ve tam bu noktada oyunda koşabildiğimi öğrendim. Şehre farklı bir açıdan girmiştim ve bir adam inanılmaz bir güçle duvarın üstünden atlayıp diğer tarafa geçti. Ben de gariban halimin arkasından baktım ve zincirleri açmaya çalıştım. Bir kolumun olmaması kendime olan inancımı biraz sarsmıştı. Savaşta beni nasıl etkileyeceğini bilmiyordum ve bunu öğrenmenin tek yolu korkularımla yüzleşmekti. Gördüğüm ilk delirmiş adama saldırdım ve aslında gücümün o kadar da değişmediğini fark ettim. İki hamlede rakibimi alt etmeyi başarmıştım. Domuz maskeli adamla bir kez daha karşılaştım ve bu sefer girdiğim bu kumarı kazanmayı başardım. Onu anlamadığım için sinirlenen adam maskesini çıkardı ve kendi zehrini derin bir şekilde içine çekti. Böylelikle kendi elinden kendi hayatına son vermiş oldu. Bir kez daha köşke girdim ve bu sefer o gördüğüm lüks odayı açmakta kararlıydım. Bulduğum anahtarla odayı açtım ve içeriye girdiğimde aslında pek bir olay olmadığını öğrendim. Buraya ilk gelişimde fark etmemiştim ama üst katta, o pederin olduğu odanın tam üstünde başka bir oda vardı. Anahtarla orayı da açtım ve burada bir merdiven ile farklı bir yere geçiş yapıldığını gördüm. Düşünmeden aşağı indiğimde buranın o kapatılmış yerin diğer tarafına çıktığını fark ettim. Deri bir zırh ve bir anahtar buldum, onun dışında pek bir şey yoktu. Ufak kasabada keşfedilecek yer kalmadığı için ormanın derinliklerine inmeye çalıştım ama tabii arkamdan gelen kurtları unutmuştum. Tek elimle kuşandığım oduncu baltasını savurdum ve kurdu tek darbede yere indirdim. Aşağıya doğru inmeye çalıştığımda bir başka kurdun saldırısına uğradım. İleri geri birkaç hasar takası yaptığımız turun ardından onu da alt ettim. İlerlemeye devam ettiğimde askeri bir kamyon, birkaç varil, dikenli tellerle kaplanmış bir yer gördüm. Burası askeriye için önemli bir noktaya benziyordu. Ortasında olan kapıyı açtım ve aşağıya indim. İçeriği araştırdığımda aslında burasının sahil kasabasında indiğim yere çok benzediğini fark ettim. Araştırmam sırasında dolu bir benzin bidonu buldum ve yanıma aldım. Üst tarafları keşfetmeye çalıştığımdaysa çok yüksek bir ses duydum. Birisi bir kapıyı veya bir duvarı zorluyormuş gibiydi. Aşağı taraflarda ufak bir jeneratör odası buldum ve yanımda taşıdığım benzini buraya koydum. Jeneratörü doldurmamla birlikte bu ufak yere elektrik gelmişti ancak sesler daha da artmıştı.
Yukarı çıktığımda devasa bir yaratık tarafından kovalandım. Bir fili andıran bu yaratıktan kaçmaya çalışsam da başarılı olamadım. Çok hızlıydı. Beni yakaladı ve bir savaşa giriştik. Canım dolu olmasına rağmen burada öleceğimi hissetmiştim. İlk saldırıyı ben yaptım. Hemen ardından karşımda duran bu yaratık tek duruşunda iki darbe vurarak benim canımı neredeyse yaraladı. Marco'nun geçmişi sayesinde canımın ve akıl sağlığımın bir kısmını yeniledim. Bunun sebebi ise geçmişte öğrendiği adrenalin yeteneğiydi. Savaş öyle bir noktaya gelmişti ki hem canım hem de akıl sağlığım ona kadar düşmüştü. Şüphe yok ki bu tur son turdu. Ya o ya da ben ölecektim. Güçlendirme jetonumu kullandım ve baltayı yaratığın vücuduna savurdum. Bütün ağır yaralarıma rağmen kazanan ben olmuştum. Savaş bittikten sonra bir ruh absorbe ettiğimi öğrendim ve sonradan anladım ki savaştığım bu yaratık aslında katılımcılardan biriydi. Girdiğim bu tünelden çıkmaya çalışırken yaratığın az önce nereye yumrukladığını gördüm. Duvarları delip beni yakalamaya gelmişti. Nereye gittiğimi bilmeden bir asansöre bindim. Asansör aşağıya doğru iniyordu. Bulduğum alkolleri tüketerek akıl sağlığımı toplasam da canım çok azdı. Sonun yaklaştığını hissedebiliyordum. Asansörden iner inmez karşıma rüyamda gördüğüm kelebek ve küçük kız çıktı. Onu takip etmeye çalıştığımda bir anda ortadan kayboldu. Kızın gittiği yöne devam ettiğimde ölü bir asker ve değişik bir makine buldum. Ne işe yaradığını bilmiyordum. Telektroskop adında bir şeydi. Üzerinde kısa bir kullanım kılavuzu vardı fakat detaylı bir bilgi yoktu. Askeri incelediğimde fiziksel bir travma olmadığını, yani ya korkarak ya da zehirlenerek öldüğünü öğrendim. Üzerinden bir anahtar çıktı. Fikirsizce makinayı kurcalamaya başladım ve bir anda çalıştı. Çıkardığı ses bir röntgen veya fotokopi makinesini andırıyordu. Bu yerin hemen altında küçük bir oda vardı ve odanın içinde çizilmiş değişik semboller vardı. Bu semboller Marina'nın bana trende dediği şeyi hatırlattı. Belki bir şey olur diye etkileşime girmeyi denedim ve gerçekten de bir şey oldu. Farklı bir yere ışınlandım. Etrafı araştırma moduyla gezerken yerden yumurta gibi bir şey çıktığını gördüm. Yaklaştığımda ise bu devasa bir yaratığa dönüştü ve beni girdiğim yere geri kovaladı. Oraya tekrar girmem imkansızdı. Herhangi bir kayıt noktası bulmamıştım ancak öleceğimi biliyordum. Bu demek oluyordu ki bu macera yakında sonlanacak, bense en baştan başlamak zorunda kalacaktım. Fakat ölmek istemiyordum. Araştırabildiğim kadar araştırmak, görebildiğim kadar çok şey görmek ve öğrenmek istiyordum. Yukarı çıktığımda asker üniformaları içinde biriyle karşılaştım. Bu kişi evin deposunda gördüğüm asker çocuktan daha yüksek rütbeli duruyordu. Kendisi beni aşağılar bir şekilde konuştuktan sonra aşağı inip aslında kendisinin de anahtarı alabileceğini fakat başkasının yapmasını tercih ettiğini söyledi. Yine alaycı bir şekilde şehrin anahtarını almamı ve gidip şehrin kapılarını açmamı söyledi. Bu tuhaf karşılaşmadan sonra şehre doğru yol aldım ve şehrin kapısını açtım. Şehre girdiğinde tamamen farklı bir atmosferle karşılaştım. Aşağıdaki köye kıyasla çok daha gelişmiş ve modern duruyordu. Birilerini bulma moduyla yakındaki bir binaya girdim. Burası ufak bir restorana benziyordu. Aşağı giden merdivenleri gördüm ve alt kata indim. Mutfak gibi bir yere geldiğimde benden kaçan çocuğu gördüm. Yanına yaklaştım ve konuşmaya çalıştım. Durmadan terliyor, benimle konuşacak nefesi kendinde bulamıyordu. Koluna baktığımda onun bir bağımlı olduğunu anladım. Kendisine bunun ne anlama geldiğini sorduğumda bir şey olmadığını, kendi kendine bu işi halledebileceğini söyledi. Yapabileceğim herhangi bir şey var mı diye sorduğumdaysa kafasını salladı. Cebimde taşıdığım ilacı ona verdim. İlacı kullandıktan sonra kendine gelmiş gibi görünüyordu. Kendimi tanıttım. O da kendini tanıttı ve benimle gelmesinde bir sakınca olup olmadığını sordu. Şu an için bulabileceğim her türlü yardıma ihtiyacım olduğundan onu yanıma almayı kabul ettim. Restorandan dışarı çıktım. Dikkate değer bir şey yoktu. Şehrin sokaklarında yürürken çöpleri karıştırmaya devam ettim. Şehir sokaklarında gördüğüm manzaraya bakacak olursak dışarıda yaşanan kıyamet içeride de yaşanmıştı. Merdivenden yukarı çıkmaya çalıştığımda polise benzeyen bir adam gördüm. Korktuğum için kaçmaya karar verdim. Alternatif bir yol bulma amacıyla başka bir yere saptım fakat yine karşıma o güvenlikten çıktı. Kaçacak yerim olmadığını anlamıştım. Burada öleceğimi de biliyordum. Ancak başka çarem yoktu. Kalan son gücümle baltayı savurdum. Buna karşılık olarak polis elindeki copuyla Levi'ye iki kere vurdu. Diğer eliyle de bana vurdu ve aldığım darbe karşısında yere yığıldım. Sizlere daha önce Fear and Hunger'ın acımasız ve gaddar bir oyun olduğunu söylemiştim. Kaydedecek herhangi bir nokta veya eşya bulamadığım için az önce görmüş olduğunuz 2 saatlik ilerlemem tamamıyla çöpe gitti. Edindiğim tecrübeler dışında tabii ki. Yine de moral bozmaya ve üzülmeye gerek yok. Umuyorum ki sizlerin de beğendiği ve eğlendiği bir içerik olmuştur. Yorumlarınızın benim için çok değerli olduğunu unutmayın. Kanalda bulunan Discord linkinden sunucumuza katılabilir, sohbet, muhabbet ve gelecekte yapılacak olan etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.